Tarih 16 Eylül 2011. Yer Pınarbaşı mevkii Kayseri. Olay ceza infaz kurumu aracında yangın. Olay nedeni ring aracındaki teknik arıza. Araç istikameti Van'dan İstanbul'a. Bilanço ikisi tutuklu, üçü hükümlü olmak üzere 5 kişi yanarak hayatını kaybetti. Hayata dönüş operasyonlarının üzerinden 10 yıl geçmişti ki cezaevleri yine gündem konularından biri oldu. Hem de akılları zorlayacak bir vakayla. Van'dan İstanbul'a şehirler arası mahkum sevki yapan ceza infaz kurumu aracı yolda bozuldu ve ardından alev alev yandı. Türkiye şartlarında bu olay sıradan gibi görünebilirdi. Ancak olayın bir facia olduğu yangını söndürmek için gelen itfaiye ekibiyle anlaşıldı. Araçta bulunan 5 mahkum kilitli kapının ardında diri diri yanmıştı. Bu haber sadece cezaevi aracında yanarak ölen mahkumların yakınlarını değil, mahkumları ve onların yakınlarını da korkutan bir haberdi. Çünkü Türkiye'de her gün şehirler arası sevkler bu araçlarla yapılıyordu. Peki cezaevi klasiği olan bu ring seferler neden yapılıyordu? Sağlık sorunu olunca, eğitim durumunda, mahkemeleri başka şehirlerde dosyaları olan mahkumların ifade vermek için, mahkemelerine katılmak için başka illere gittiğinde, bir de mahkumlar beğenmedikleri cezaevlerinde kendi istekleri doğrultusunda isteyebiliyorlar. Açığa gitmiyorsa, diğer kapalıdan bir kapalıya sevk oluyorsa, nakil olacaksa, mahkum kendisi istemişse kendisi parasını ödüyor. Makbuz karşılığı şey yatırıyor idareye. Kayseri Pınarbaşı'nda sabaha karşı saat 6'da yanan bu araç nereden nereye gidiyordu? 5 mahkum elleri kelepçeli şekilde araçta nasıl yanarak ölüyordu? Bu soruların cevabına ulaşmak için günler öncesine gitmek gerekiyor. Birkaç gün öncesinden İstanbul'dan yola çıkan araç pek çok şehre uğrayarak Van'a gidecekti. 4 gün önce ilk olarak İstanbul Kasımpaşa Askeri Cezaevinden tutuklu Abdülsettar Ölmez alındı. Yolculuk boyunca araca farklı cezaevlerinden mahkumlar bindi ve indi. Abdülsettar Ölmez'se tutuklu yargılandığı davanın mahkemesi için Van'a ifade vermeye gidiyordu. Aracın yola çıkışından yanışına kadar araçta bulunan tek kişiydi. Üstelik bu yolculuktan çok korkuyordu. Çünkü daha önce yaptığı yolculuklar onu çok ürkütmüştü. Eşim asker kaçağıydı. Bir de araba işte olaylarından bir arabamız vardı, aracımız satıldı. Satılan kişilerin de polis takibinde olduğunu onlarla beraber götürüldü. Bizim dilekçemizle Kasımpaşa cezaevine geldim. 2 ayda, 3 ayda bir Van'a götürülüp getiriliyordu. Eşim bundan çok şikayetçiydi. Kaç defa ben dilekçe yazdım, eşim dilekçe yazdı ama eşimi her seferinde götürdüler, getirdiler, götürdüler, getirdiler. Eşimle o gün aradı beni. Beni almaya geldiler. Öyle bir acı bir şekilde söyledi ki bunu. Yani ben böyle uykudaydım. İçime bir şey oturdu. Bana hakkını helal et, ben yola çıkıyorum dedi. Bana neden böyle söyledin dedim ben. Çünkü hiç bu zamana kadar böyle söylemiyordu. Bana dedi ben çıkıyorum, hakkını helal et, çocuklarım sana emanet dedi. Yolculuğun
Yol oldukça uzundu ve bitmek bilmiyordu. Araç içinde ayrı bölmelerde bulunan mahkumların da güvenlik gerekçesiyle elleri kelepçeliydi. Tutuklu ve hükümlülerin nakilleri araç seferlerine denk getiriliyor, kimisi günlerce araç içinde elleri kelepçeli oturtularak bekletiliyordu. Bu araçlarla yapılan şehirler arası sevkler mahkumların adeta korkulu rüyasıydı. Araç temin edildiğinde veyahut birkaç aracın dolması için başka mahkumları da beklemek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden de uzun da sürebiliyor. Para denkleşince, mahkum sayısı tamamlanınca işte hiç haber verilmeden. Ani bir sabahtan işte belli bir saatte gelip eşyalarınızı toplayın gidiyorsunuz diye götürüyorlar. Araç yandığın sırada işte 5 kişi var. 3 tanesi bir hücrede, 2 tanesi bir hücrede elleri kelepçeli olarak seyahat ediyorlar. Ve bu çok küçük, dar bir alan. Havalandırması son derece yetersiz bir şekilde taşınıyorlar. Sert bir plastik sandalye üzerinde o şartlarda taşınıyorlar. İstanbul'dan Van'a 3 günde giden araç, Abdülsettar Ölmez'in mahkemede ifade vermesinin ardından İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Günlerdir yollarda olan Ölmez, çekindiği yolculuğa tekrar başladı. Bu defa yanında ona eşlik eden 4 mahkum daha vardı. Ancak bu yolculuk Elazığ'da sekteye uğrayacak, Kayseri'de acı bir şekilde sonlanacaktı. Oğlum ilkokula başlayacaktım. Okuldayken avukatım haber verdi. Eşiniz kaza geçirmiş, haberiniz var mı dedi bana. Ama vefat ettiğini kıyamadım sana dedi, bir an söylemeye dedi. Sonra ben eşim kaldığı asker cezaevini aradım. Eşimin orada vefatını söylediler. Zaten ben ondan sonra kendime gelemedim yani. Ben de Kayseri'ye gidebildim. Hiçbir olayla karşılaşamadım, göremedim. Yani biz hiç inanmadık. Yani hala da şu an bazen rüyalarıma geliyor, geleceğim falan diyor bana. Onlar da insandılar. Eşimle beraber yandılar, kül oldular, gittiler. Belki günahları vardı, belki suçları vardı, belki yoktu. Ama hayatta ne olursa olsun ya da Türkiye'de diyeyim, hiçbir insanın ölmeye, bu şekilde ölmeye hakkı yok. 2010 model araç Elazığ'da yakıt ikmali yapıp yola devam ederken ilk arıza baş gösterdi. Araçta Adalet Bakanlığı'na bağlı 2 şoför vardı. İkisi rütbeli olmak üzere 12 de jandarma. Şoför 30 kilometre süratle giderek arızayı tolere etmeye çalıştı. Kayseri-Malatya Karayolu'nun Karakuyu mevkiinde araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yolun sağına çekilmesiyle birlikte bir anda şiddetli alevler göğe yükselmeye başladı ve kısa sürede araç tamamen alev topuna döndü. Araçta bulunan personel kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı. Kapıları kilitli olan mahkumları kurtarmak için ne yaptılarsa olmadı. Alevler aracı tamamen sardı ve 5 kişi çığlık çığlığa yanarak can verdi. Bu insanlar göz göre göre ölmüştü. Aracın arka bölümünde askerlerin ve mahkumların tahliyesi için kullanılan tek kapı arıza verdiğinden yine oradaki bulunan askerlerden birisinin kayışı ile tutturularak yola devam edilmiştir. Fakat araç yanıp her taraf duman ve alevler içerisinde kaldıktan sonra askerler can havliyle kendilerini dışarı atmışlardır. Mahkumların tahliyesi mümkün olmamıştır. Çünkü araç içerisinde mahkumların tutulduğu hücreler 3 ayrı kilit sistemi ile güvenlik altına alınmıştır. Bir gömme kilit, bir asma kilit ve bir sürgü şeklinde 3 ayrı kilit ve bütün bu kilitlerin anahtarları tek bir ipte sıralı bir şekilde ön tarafta bulunan araç komutanında bulunmaktadır.
askerin bir tanesi ifade vermiş. Hatta o zaman o olay o sırasında hastaneye götürmüşler. Birkaç yeri yanmış falan filan dediler ama hepsi yalan. Hiçbir askerin bir tanesinin parmağının ucu ya da ufak bir yanık hiçbirinde yoktu. Sadece 5 tane mahkum vardı. Açamadılar dediler. Sizce? Yani buna siz inanır mısınız? Nasıl açamıyorlar ya? O kadar kişi var. Tamam, araç alev aldı, açamadınız. Silahınız da mı yoktu? Kapıya iki kurşun sıksaydınız, açsaydınız, o insanlar orada kurtulsaydı. Ya da her şeyi bırakın da çaba gösterseydiniz. Deseydiniz ki biz de çabaladık, bakın ne hale geldik ama kurtaramadık. Bizden de bir şehit oldu deseydiniz, belki bugün şu an şu durum olmazdı. Pınarbaşı itfaiye ekibi olay yerine geldiğinde her şey bitmişti. 5 mahkum ve hükümlü alevlerin sardığı araca kilitlerle bağlıydı. Yaklaşık yarım saat içinde demir yığınına dönen araçta bulunan mahkumların cesetleri tanınmaz haldeydi artık. Bu facianın haberini alan mahkum yakınları ise bir kez daha kahrolacaktı. Çünkü mahkumlardan geriye sadece kemikler kalmıştı. Abisinden DNA testi yapıldı. Yani biz ona bile inanmadık. Abimle beraber gece saat 12'ye kadar biz telefon bekledik. O gün, o olayın olduğu günü. Biz abimle ikimiz de hep diyorduk ki o çıkmayacak, o çıkmayacak. DNA testleri yapılmıştı, kan tahlili falan yapılmıştı, alınmıştı. Sonuç, Adalet Bakanlığı aradı bizi. Ama o arada abimi aramış, abim görüşmüş benim telefonumla. Demiş Abdül Setar. Abimin o anki feryadını görseydiniz, ben abimin sesini duyduğum zaman ben çığlık attım. Tek hatırladığım şey tırnaklarımın morardığını gördüm. Beni hastaneye nasıl kaldırdılar, ne zaman götürdüler hiç bilmiyorum. Hatta ben bir ara Avukat'a sürekli söylüyordum, ben eşimi işte tekrar mezardan çıkartacağım. Tekrar onun olup olmadığı için test yaptıracağım falan filan sürekli söylüyordum. Nilüfer Hanım dedi bana, hiçbir şeyleri kalmamış. Sadece kemikler ve kemikler de simsiyah dedi bana. Geriye dönüp bakıldığında ihmaller zinciri akıllara gelse de 5 kişinin göz göre göre ölümü ülkede tüyleri diken diken etti. Devlet şaşkındı. Kamuoyu ise böyle bir ölüm için bilgilendirme bekliyordu. Ne tür bir ihmal olabilirdi? Aracın arızalı olduğu çok önceden biliniyor muydu? Eğer biliniyorsa neden başka bir araçla yola çıkılmadı? Yoksa mahkum ve hükümlüleri taşıyan bu ring sisteminde maliyet hesabı mı yapılıyordu? Olayda kusuru bulunan şoförlerimiz sadece servis yetkilisini arayıp onlardan aracın belki mazotunda yakıtında bir problem vardır. Siz ilerleyin, ilerledikçe motor açılacaktır. Bu şekilde yolunuza devam etmenize herhangi mahsur yok şeklinde bilgi alarak ilerlemeye devam etmişlerdir. Zaten olay sonrasında özellikle Türkiye'nin hemen hemen bütün cezaevlerinden, Edirne'sinden Hakkari'sine tutuklu ve hükümlüler değişik sebeplerle hem mektuplar hem suç duyurularına bulundular. Mantıklı düşünüyorum da şu an bu aracı yola çıkaran kişi de suçlu. Askeri cezaevi müdürü diyor ki ben sadece buradan mahkeme aracı koyarım. Oradan gerisine karışmam diyor. Bu aracı gönderen kim bize? Bu izni veren kim? Yönetmeliğe göre yolda arıza yapan ring aracı en yakın ceza infaz kurumu aracıyla değiştirilmeli, yola yeni araçla devam edilmeliydi. Ancak yönetmelik uygulanmadı. Nasıl olsa bir şey olmaz mantığıyla yola çıkıldı ve sonuç çok kötü oldu. İnsan hayatı bu kadar ucuz muydu?
Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada araç komutanı ve iki şoför taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmaktan dolayı yargılanıyor. Olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı yetkililerine, ceza ve tevkif evleri yetkililerine, mahkumlarla ilgili cezaevi müdürlerine dava açılma talebi reddedildi. Sanıklar devam eden duruşmalara katılmamış, bulundukları illerden alınan ifadeleri dosyaya eklenmiştir. Dava devam ediyor. Mahkum ve hükümlüler yine aynı ring sistemiyle naklediliyor. Değişen bir şey yok.